19. gün 120 mil yol yapmışız. Maldivlerden yola çıktığımızdan beri en hızlı günümüz oldu. Şimdi güvertede kahvaltı yapmayı deneyeceğim. Burada 2 mil, 2,5 mil sonra bu gemi trafik hattı ikiye bölünüyor. Bir batıdan devam ediyor gidiş geliş, bir de doğudan devam ediyor gidiş geliş. Gemiler batı kanalına yöneldiler. Ben de onların arkasından batı kanalına dönüyorum. Şöyle bir buradan devam ediyor. Şurası. Bir de şuradan. Burası doğu tarafı Yemen sahillerine yakın. Güvenlik açısından demek ki bu batıdaki Eritre tarafındaki kanalı, gemi trafik hattını kullanıyor. Şimdi ben de oraya yöneldim. Kanal 2,5 mil buradan diyelim. Şurası 26-27 hadi 28 diyelim. 30 mil. 30 mil sonra genişliyor tekrar. Ve oradan sonra bir 10 mil daha var. O 10 milden sonra da artık serbest. Kanal yok. Kızıldeniz içerisinde serbest seyir, bir hat takip etmek zorunda değilsin. Bu şey tarafındaki de yine o da biraz daha ileride bitiyor. Yemen sahillerinde olan Abu Ali kanalı bu adanın kuzeyinde bitiyor. Biz buraya 40 mil bu hızla gidersek gerçi onu görürüz. Ondan sonra rotamızı, yelkenlerimizi daha güvenli, tekneyi daha az yoracak şekilde trim ederiz, rahat ederiz. Biraz aykırı mesela. Tam iğnecik gidiyoruz şu anda. Tekne surf yapıyor. Via via gidiyoruz vallahi.
bu havada en güzeli çay. Verdi arıza. Durumlar kötü. Çarşı karıştı. 5 nat. Dalgalar büyüdü. Dümene geçmek zorunda kaldım. Böyle boğuşuyoruz. Turist gelemem. Karşılayamıyor. Böyle 3-4 saatte tutmam gerekiyor. 30 milde bir ada var. Onun kuzeyine geçersek ümit ediyorum. Belki en azından dalgalar durulur. Şurada vurulmuş bir gemi var. Yeni vurulmuş. Batmış. Başaltı karina suyun üstünde kalmış. Vay be, fena. 85 metre su var buralarda. Baş üstü ya, yani ters dönmüş. Tüm altı karinası gökyüzüne bakıyor, yandırıyor böyle. Baş bodoslama, baş altı da suyun üstünde kalmış. Çok fena, çok. Dümen düştü sandım bir ara. Dümen dinlemiyor tekne. Dönmüyor. Dalga aldı, önüne götürüyor. İçerisi karıştı. Yandan dalga alıyoruz, üstümüzden patlıyor dalgalar. Ya dedim, ne oluyor? Benim herhalde dümen düştü. İndim dümen dairesine. Duruyor dümen. Oh dedim ya. Makineyi çalıştırdım, ileri verdim. Tekne rotasına girdi. Dalgalarla rüzgar öyle bir basıyor ki tekneyi, dümenin verdiği yöne dönemiyor tekne. Acayip bir andı. Arada 5 metre dalgalar var, büyük. Onlar yakalarsa fena.
yapıyor ya da yan yatırıp tekneyi aykırı 90 derece çeviriyor. Bakalım bir üst saat daha böyle. Adanın kuzeyine kadar dümendeyim. Oradan sonra bakacağız. Saat 11.30. Tanis El Kubra adası görünmeye başladı sancak başımızda. Sisi pusun içinde çorak bir ada. 20 gün sonra kara gördük, kara! Hey! Burası çok karışık, çok. Bir dalgalar var, öf, 5 metre üstüne alıyor bizi. Uçuyoruz. Okyanusu yukarıdan seyrediyorum. Çok acayip. Çok kaptırıyorum bazen. Yanmıyor tekne. Öf, çok fena. Yaklaşık 4 saat geride kaldı. Bir 2-3 saat daha var. Şu adanın kuzeyine geçebilirsek orada dalgalar küçülür diye umut ediyorum. Aa, yine yanladık işte. Yuhuu! Ey sıyırdık.
yedik ama bu kez bunlar saldırıyor. Kurtlar. Kurt gibi geliyor. Karda arkası kesilmiyor. Neyse, mücadeleye devam. İstediğiniz oldu mu? Hep otopilot tutuyor. Hep otopilotla gidiyorsun. Dümen tutmuyorsun. Buyurun efendim. İstediğiniz oldu. Dümen tutuyoruz. Bak, şu anda dalganın tepesindeyiz. Ölçüyor. 12 knot'u gördüm. Çikolata, yarım elma. Şimdi var diye devam. Geldim. Biraz sakinledi. 16-17'lere düştü rüzgar. Tekne rahatladı. Arada tek tük yine büyük dalgalar var. 5 saat dümen tuttuk. Böyle bir günde çok sağlam dümen tuttuk. Savaştık. Şimdi tam İğnecik'ten geliyor. Otopilota yük binmiyor. İğnecik'ten gelmesinin sebebi de artık gemi trafik hattından çıktık. Bu dönüşe kadar ben tuttum. Bu dönüş şu açı kurtarmıyordu. Otopilota yük bindiriyordu. Sabah 8'den 13'e kadar 5 saat. Yarım saattir de otopilotta. Şimdi Kızıldeniz Yemen açıklarındaki bu gemi separasyon gemi trafik hattının üzerindeyiz ve bunu bitirdik. Buradan sonra artık serbest. Diğer ülkelerin uluslararası sularına girmeden ortadan kuzeye doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Ama Yemen'deyken ve bu gemi trafik hattı üzerindeyken, tam buradayken, bugün gündüz anlatmayı düşünüyordum. Kısmet olmadı rüzgardan ve dalgalardan dolayı. Yemen efsanesi var efendim. Türk sanayi dalgıçlarının burada yaptığı bir iş. Bu gemi hattı, gördüğünüz o gemi trafik hattında batan bir gemi kısmen suyun yüzeyinde kalıyor. Aynı tıpkı o gördüğümüz Kutsilerin vurduğu gemi gibi. Bir kısmı suyun üstünde kalıyor. Gemi trafiğine engel oluyor. Türkiye'den de sanayi dalgıçları gelip bu Yemen'deki batık gemiyi yüzdürerek buradan çıkartıyorlar. Ama bizi ilgilendiren kısmı bu hikayedeki kişiler. Ben bunu anlatacaktım bugün. Tam bu separasyon hattı üzerindeyken anlatıp işte daha hoş bir anı olsun istiyordum. Ama bu rüzgarda hem telefonun kötü video kaydı, yani sesten dolayı kötü kayıt olduğundan dolayı bu rüzgarda kayıt yapmayacağım. Ama şu anda Kızıldeniz'de, Yemen'deyiz.
bu batık geminin çıkarılması işinde çalışan dalgıçlara buradan bir selam göndereyim ben. Sonra hikayelerini anlatacağım size. Bir kere ustam Tahir Sop, o da burada çalıştı. Eski çalıştığım patron Enes Enis, o da burada çalıştı bu gemide. Hepsinin gençlik yılları. Tuncay Efe, gemici, Kadıköy Moda'da sanat atölyesi olan, o da burada çalıştı. Hikmet, burada çalışanların çoğu Türkiye'ye döndükten sonra şirket kuruyorlar. Ufuk var, rahmetli oluyor. Buradan döndükten sonra Tuzla'da bir dalışta ne yazık ki hayatını kaybediyor. Serkis var, çok enteresan bir karakter. Serkis, büyük adalı bir dalgıç. Namı diğer, lakabı Serçe. O da burada çalışanlardan. Sonra bu hikayeyi size güzel bir havada, teknede, yine Kızıldeniz'de anlatacağım. Bu ismini saydığım koca dalgıçlara burada Yemen'den gemi separasyon hattından selamlar. Ve en önemli iki karakter. Baskın Sokulu ve Tosun Sezen. Ya koca dalgıçlar, sizin sulardayız. 30 yılı geçmiştir. Hanis El Kubra Adası. Siz daha iyi biliyorsunuzdur buraları. Şimdi oraya geçiyoruz. Yedi götürüyor. Şu yelken. Çok şükür düşüyor hava. Üstü yeter. 5 saat. Sağ kolum ağrı. Bir tarafa çok karşıladım dalga. Tam dirsekten ağrıdı. Yani çok kötü değil. Ama yordu. Güneşle birlikte belki biraz daha düşer şiddeti. Buradayız işte. Hava yine yükselmeye başladı. Saat kaç? Saat 4. 3 saat güzeldi. Hatta 2,5 saat. Son yarım saattir. Üstüne bindiriyor. Güneşin deniz üzerindeki gümüş kalkanı. Yarım saat uyuyayım dedim. Bir dalga geldi. Üstümde patladı. Şurada tam kafamda dalga patladı. Uyandırdı beni. Öyle bir dalga patladı ki. Vay be. Tavana bak. Vay arkadaş be.
şurada oturuyordum. Kafamı bir kaldırdım, dev gibi dalıyor. Of diye girdi içeri. Neyse şu konumumuzu gönderelim. Barcın Akkoca ile konuştum. Hava durumu istedim. Yarın öğlene kadar burası fırtınaymış. Yarın öğlenden sonra başlıyor diyor düşmeye. Çarşamba gününe kadar böyle güneyli, sonra kuzeye dönüyormuş hava. Yani sıkıntı. Kuzeyden gelen havalar bize yaramaz. Olsun. Ne dalgaydı be? Devdi dev. Şimdi iki tane daha dalga girsek güverte tertemiz olacak. Aralarda nerelerde varsa fıstıklar, bir şeyler çıktı ortalığa. Şu gördüğünüz teknenin kıç aynasının üstündeki, vardevelin üstündeki boşlukta dev bir mavi dalga vardı şöyle. Ben de burada oturuyordum, konum atıyordum, kafamı şöyle bir çevirdim. Allah dedim, bu ne? Kaçtım. Rolf diye atladı, yine de yakaladı beni. Sırılsıklamım ya. Yok. Hava çarşamba günü kalıyormuş. Güzel bir duş yaparım. Kendime gelirim. Kızıldeniz'de ilk günümüz ve ilk gün batımımız. Şeylerle değiştirmek. Vardiyadayız efendim. O kadar çok sallıyor ki koltuktan düşürüyor. Durulmuyor yukarıda. İki kere düştüm. En sonunda düştüğüm yerde kaldım. Nasıl rahat. İki gemi geçiyor şu anda yanımızdan. Uykusuz, acayip bir gece. 4-5 kere dalga girdi içeri. Ayaklarım sırılsıklam. Battaniye ıslak. Aynı dalgıçlık günlerindeki gibi. Kızıldeniz'de ikinci gün. Yolculukta 21. galiba. Yer düşmüş. Belki biraz daha büyütelim. Dün Kızıldeniz'de birinci gün
24 saatte 143 mil gelmişiz fırtınada. Uçmuşuz. Herkese yerini değiştirelim. Ayı bacağına geçelim. Başımın belası. Makara. Değiştirdiğim halde yine de halat gidip giriyor arasına. Yelken olmadık yerde açılmıyor. Kapanmıyor. Yelkeni yırtacağız bunun yüzünden. Bumbadan farklı bir makara çıkarttım. Değiştirdim. Onu takıyorum buraya. Ağzını parçayı oradan çıkartmak. Şu yelkenin yerini değiştirip Cenova'yı açalım dedik. Sonra kahvaltı yaparız. Ne mümkün.